Hocam senin açıklayalım. İlk bölümün sonuna gidiyoruz. Çok güzel bir şey söyledi. Tabii. Hani var ya tasavvufun ilk edebidir. İlla edep, illa tabii. edep. Her şeydi. Peygamber Efendilerimizden bir tanesi Cenab-ı Allah'tan bir bilgi alıyor. Diyor ki işte şu olay olacak diyor yakında diyor. İşte bir gün sonra, iki gün sonra bu olacak. Allah'tan mevzuyu biliyor. İki gün, üç gün geçiyor olmuyor. Mahcup oluyor. Cenab-ı Allah'a edebiyle soruyor. Çünkü Cenab-ı Allah yakin tutmuş. İlmel yakin, hakkel yakin, aynel yakin safhasındadır peygamberler. Hale diyor ki ya Rab diyor ben senden bilgiyi alarak sundum diyor. Benden aldın diyor ama edebi taşırdın. Allah izin verirse diyecekti. Ben Allah olduğum halde bilgi alıyorsun ama Cenab-ı Allah sanki gördüm şart koşmuş Allah yaratacakmıştı. Sanki benden çok özür dilerim ortaklığım var. Şu edebi, şu kelimeyi kullanman lazım diyor. Rabbim izin verirse şöyle şöyle bir olay gerçekleşecek. İlla burada da diye edep cümlelerine dikkat edin. Hı-hı. Hani o yüzden bizim şeyimizde, edebimizde böyle bir terbiye vardı. Allah izin verirse. Evet. Şurada bir yemek yemeye giderken bile inşallah derdik değil mi? Evet. Kur'an'da yine ayet var aynı. Sakın yapacağım edeceğim deme. Evet. İlla demen gerekiyorsa inşallah diyerek. İnşallah. Bu yani zaman Allah izin verirse. Evet. Yani gelecek zaman cümlesi kullanamıyoruz biz zaten tabii. Müslüman olarak. Tabii, yani. Öyle bir durumumuz var yani. Bu sefer uzar bu mevzu. Şimdi,